Amerikan senatosunun cumhuriyetçi kanadının Rusya'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarına tepkisi giderek sertleşiyor. Cumhuriyetçi senatör John McCain, Amerika'nın Suriye'de IŞİD'le mücadelede taviz verdiğini öne sürüyor. McCain, Rusya'nın Türk hava sahasına ihlalini ise kaygı verici olarak niteliyor. Rus jetlerinin bir kez daha Türkiye gibi NATO üyesi bir ülkenin hava sahasına girmesi son derece kaygı verici. Ama daha da önemlisi Rusya'nın saldırılarının hedefinde IŞİD'in değil ılımlı muhaliflerin olması. Bizim Ruslara söylememiz gereken şu olmalı. Nereye istersek uçabiliriz ve yolumuza çıkmazsanız iyi edersiniz. Amerika'nın IŞİD'le mücadele kapsamında Irak ve Suriye'ye kara birlikleri de yollaması gerektiğini uzun süredir savunan politikacılardan biri olan Senatör McCain, Amerika'nın eğitip silahlandırarak savaşmak için Suriye'ye yolladığı kişiler olarak tanımladığı Suriyeli muhalifleri korumamasını son derece etik dışı bir tutum olarak niteledi. Ruslar üslerini inşa ettiler ve artık bölgede etkin bir oyuncu oldular. 1973'ten beri Orta Doğu'da üstlendikleri en önemli rol bu. Üstelik tüm amaçlarında gerçekleştiriyorlar. Biz ise burada olup biteni bataklık olarak niteliyoruz ya da Savunma Bakanı'nın kullandığı şaka gibi deyişle profesyonellik dışı diyoruz. Herkes biliyor ki Rusya kazanıyor. Cumhuriyetçi Parti Alabama Senatörü Jeff Sessions da Amerika'nın böylesi stratejik bir bölgeyi Rusya'nın varlığına terk etme konusunda çok dikkatli olması gerektiğini ve durumun kaygı verici olduğunu söyledi. Türkiye Amerika'nın çok güçlü bir müttefiki. Pek çok konuda işbirliğine dayanan bir geçmişe sahibiz. Türkiye'nin hava sahasına saygı duyulmalı. Bu ihlaller sıradan bir hale gelemez ve bu hiçbir şekilde Rusya'nın Türkiye'yi tehdit etmediği anlamına gelmez. Durum çok tehlikeli. Korkarım Ruslar burada iyi niyet sergilemiyor. Dünyanın o bölgesinde insanların yeniden evlerine dönmelerini sağlayacak barış, refah ve istikrar sağlanmasına yardım konusunda ortak hedeflerimiz olmalı. Ancak gidişat o yöne doğru değil. Obama yönetimi de Rusya'nın Türk hava sahasını ihlal etmesini ve Suriye'de muhalifleri bombaladığı haberlerini kaygıyla karşılıyor. Beyaz Saray sözcüsü Rusya'nın Esad rejimine destek vererek Suriye'de iç savaşın içine çekildiği uyarısında bulundu. Sözcü NATO ile temasların sürdüğünü bildirdi. Savunma Bakanı Ash Carter gerekirse karşılık veririz şeklinde konuştu. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington.